Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. AYT tarih kısmını ele almış olacağız. Daha öncesinde edebiyat, coğrafya 1, coğrafya 2 sorularını aktarmıştık, cevaplarını aktarmıştık. Şimdi ise AYT tarihle ilgili ulaşabildiğimiz kadarıyla, hatırlayabildiğimiz kadarıyla kimisinin sorusunu, kimisinin cevabını madde madde hazırlamış oldum. Şöyle bir sizlere aktarmış olayım. Ey Türk Oğuz Beyleri içtin, üstte gök şeklinde devam eden soru vardı. Burada devlet anlayışı Türk Han Hakimiyeti mefkuresi olacak. 2. Patrici Pleb eşitsizliği noktalayan 12 levha kanunları. 3. Vakayı Hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. 4. Konar Göçer Türkmen aşiretlerinin göçünü özendirme. Osmanlı merkeziyetçi devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Havza genelgesi işgalleri miting ve protesto etmek amaçlanmıştır. Büyük taarruz sonrası hangi topraklar kurtarılmak istenmiştir? Doğu Trakya ve İstanbul. Anafata Grup Komutanı Atatürk. Soyadı kanun tamamlayan kanun, ünvan ve lakapların yasaklanması. 9. İzmir İktisat Kongresi sorusunda tarımsal ürünlerin ithalatının özendirilmesi çıkarılamaz olacaktı. 10. 1944 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması, Normandiya çıkarması. 11. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kut, ota ve benzeri kavramlar vardı. Kurgan dini terimdir. 12. Oğuz Yabgu Devleti'nden ayrılan Selçuk Bey Cent şehrinde İslamiyet'i kabul etmiştir. 13. Kil tabletler yazılı kaynaktır. Mitler ve destanlar sözlü kaynaktır. Niğbolu Savaşı ve Ankara Savaşı Bizans'ın ömrünü uzatmıştır. 15. Sanayi devriminin sonuçlarından değildir. Ulus devletlerinin zayıflaması. 16. Napolyon'u Akka'da mağlup eden Nizam-ı Cedid ordusunu 3. Selim kurmuştur. 17. Sivas Kongresi sonrası temsil heyetinin amacı Damat Feyit hükümetinin istifası. 18. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine İstanbul ve Anadolu elde kalsın diye Osmanlı hükümeti ne yapmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalamıştır. 19. Mustafa Kemal'in yetkileri başkomutanlık kanunuyla arttırılmıştır. 20. Gulam sistemi Gazze'lerde ve Selçuklularda savaşta esir alınan ya da satın alınan gençlerin devlet kademesine görevlendirilmesi. 21. Hazreti Peygamber hangi devletin Arap Yarımadası'na saldırısı sonrası Tebük seferine çıkmıştır? Elimize ulaşan sorular bu yöndeydi. Cevaplar bu yöndeydi. Diğer kısımları sizler kanalımız üzerinden rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.